kararını ver Kerem. Ya bizim yanımızda olursun ya da karşımızda. Cansu'nun yanında. Sen gerçekten demiyorsun değil mi öyle bir şey? Diyorum oğlum. Baba sen yapmazsın öyle bir şey. Hepimizin iyiliği için. Artık kararını ver. Anne söylesene bir şey. Sizin iyiliğiniz için oğlum. Baban haklı. Biz böyle bir aile değildik ya. Öyle miydik? Siz benim canımsınız. Nasıl böyle bir şey istersiniz benden? Baba sen beni ne zaman kalbimle sınadın? Ben ne yapsam yanlışıyla doğrusuyla sen benim hep arkamda oldun. Şimdi ne değişti? Sen değiştin Kerem. Sen değiştin. Sen değiştiğin için biz buralardan kaçıp memlekete gittik. Orada çok mu rahattık sanıyorsun? Her gün dua ettik senin için. Korka korka. Allah tekrarını göstermesin diye. Seni bir daha kaybedemem. Katlanamam buna. Kerem. Hayır Cansu, hayır. Madem bir karar verdiler, sonucunu bilsinler. Benim Cansu'dan vazgeçmem demek şu kalbimi atma demek baba. Ben gözünüzün önünde kaybolurken siz mutlu olabilecek misiniz? Ben diyeceğimi dedim oğlum. Keşke demeseydim oğlum. Madem öyle ben de kararımı verdim. Bakma Cansu. Ne halde olduklarını bilirsem gidemem. Nerede kalacaksın şimdi? Bilmiyorum. Bulacağım bir otel motel. Bak. Gel senle Ece'de kalalım.
Bir iki gün ne dersin? Hem annenler biraz sakinleşir, unutur belki bu yaşananları. Nasıl yani? Sen şimdi benimle Ece'de mi kalacaksın? Evet. Şimdi gideceğiz, ben seni bir güzel evine bırakacağım. Kerem ama... Cansu, ailen zaten öfkeli. Bir de biz yangına körükle gitmeyelim şimdi. Ama şimdi olmaz ki öyle otel köşelerinde. Olacak bir şekilde. Bak biz seninle konuştuk, affettik değil mi birbirimizi? Yepyeni bir sayfa açmadık mı? O zaman inan ki alınmam. Onlar senin ailen Kerem. Benim için onlardan vazgeçemezsin. Cansu. Bak gerçekten. Üzülürüm, kahrolurum ama seni anlarım. Sen ailesizlik ne demek bilmiyorsun. Ya başın sıkıştığında, hatta mutlu bile olduğunda onlarsız olmak. İnan çok zor Kerem. Ben hayatım boyunca bunu yaşadım. Şimdi aynı şeyi benim yüzümden yaşamanı nasıl kabul edebilirim? Kıyamam ben sana. İyi dinle beni. Sen bana ne dedin? Ben hayatımda kimseye güvenmedim. Sadece sana güvendim dedim, değil mi? Ben o güveni asla boşa çıkarmayacağım Cansu. Bizi kimse ayıramaz. Tüm kalbinle inan, tamam mı? Senden de duyayım onu. Tamam. O zaman bir tek ikimiz mi varız şimdi? Herkese, ailelerimize karşı bir tek biz. Öyle oldu. Ben dünyaya karşı duracaksam yanımda bir tek sen isterim. Ben de. Biz ikimiz olunca her şeyi aşarız. Biz neleri aşmadık ya? Bunu da aşarız elbet. Evet, neler neler oldu. Biz yine bulduk birbirimizi. Tüm dünyaya karşı biz. Herkese, her şeye rağmen biz. Ne oluyor ya? Ne bunlar şimdi? Bilmem. Hayırdır birader? Süreyya Hanım'ın talimatı var, lütfen. Cansu Hanım iner misiniz? Bir dakika, kolumu bırakır mısın lütfen? Hop hop hop! Bırak kolumu, ne oluyor? Çekilin dokunma! Çekil kardeşim! Çekilin! Süreyya Hanım'ın talimatı var! Bas geri! Kerem ne olur sakin ol lütfen. Cansu, Cansu ne oldu? Bilmiyorum, muhtemelen annemin işi. Lütfen bak, benim şimdi hemen gitmem lazım. Senin sakin olman lazım. Ne olur. Tamam. Tamam, gir içeri. Buradayım. Sizin bana eşlik etmenize gerek yok. Ben tek başıma giderim. Cansu, emin misin sen? Kerem lütfen. Bak eminim, tamam mı? Sakin ol sen yeter. Konuşacağız sonra, ben seni arayacağım, tamam mı? Yeter ki sakin ol. Lütfen git buradan. Arkadaşım talimat var, uzatma. Polise gerek kalmadan girdin içeri. Aferin. Evet. Aynen öyle yaptım. Bağırıp çağırmayacak mısın? Hayret. Yazıklar olsun anne falan demeyecek misin? Senin en sevdiğin Şam'dan değil mi ya? Hani şimdi sen bekliyorsun ya,
benim böyle bağırıp çağırmamı, ağlamamı, nasıl yaparsın bunu filan dememi bekliyorsun ya. Cansu, rica ederim antika ol. Kırmayacağım, merak etme. Ne biliyor musun? Çünkü artık çok yoruldum anne. Ve bir şey anladım. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, sen değişmeyeceksin. Kafanda hep haklısın. Benim gözümden akacak tek bir damla yaşa bile değmezsin. Ağzımdan çıkacak bir cümleye, tek bir lafa değmezsin. Cansu. Buradayım demek için aradım. Biliyorum. Hayır, bilmiyorsun. Bütün dünyada tek başına kalmış gibi hissediyorsun. Ailen yok çünkü. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum Kerem. O lafları nasıl ettiler hala onu düşünüyorum. Tamam. Geçti. Yok artık. Ben yanındayım artık, buradayım. Hatta bak. Yanına uzandım şu an. Başımı göğsüne koydum. Yeri hazır. Kapa gözlerini. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Saattir arayıp duruyorum. Nerede kaldın sen? Hoş bulduk anne. Begüm diyorum. Şirketteydim. Ay kusura bakma ama senin gibi tam zamanlı entrika planları yapamıyorum anne ben. Malum yönetmem gereken koskoca bir holding var. Bak sen. Daha dün bu işi bana bırak. Ben halledeceğim, sen aradan çekil. Kerem'le Cansu'yu ben ayıracağım diyen sen değil miydin? Nasıl olacak bu iş, söyler misin? Anne hallediyorum. Ben de onu söylüyorum işte. Nasıl? Şu anda hazırlık aşamasındayım. Ama kader ağlarını örmeye başladı. Başladı da... senin Kerem'in bu eve girmesine izin vermen lazım. Kerem buraya gelecek. Ben kapıya polis dikmekten söz ediyorum. Sen ne diyorsun? Neş. Şeytan görsün onun suratını. Onun yüzünü göreceğini kim söyledi ki? Hatta yarın akşam bu evde ondan ve benden başka birinin olacağını. Sen çok ileri gitmiyorsun değil mi kızım? Hı? İçkisine ilaç atacak halim yok herhalde anne. Sen şu planını anlatsana bana bir bakayım. Sürpriz. Anlatırsam sürprizi kaçar. Sen sadece kapıdaki adamlarına yarın akşam Kerem'i içeri almalarını söyle, gerisine karışma. Begüm. Kendine de artık sıpa mıpa bir kaçamak ayarla, tamam mı? Halledeceğim, güvenmiyor musun bana? Anne, yarın akşam bu iş bitmiş olacak. Afiyet olsun. Bir şey olursa benimle buradayım.
Marçalhan. Buyurun benim. Şuraya bir imza alabilir miyim? Bir dakika ya. Sen inandın mı benim Marçalhan olduğuma? Siz Marçalhan değil misiniz? Sence? Kardeşim Marçalhan mısın değil misin? Marçalhan'ım lan. Sen ne kardeşim kardeşim konuşuyorsun? Üslubuna dikkat et. Ver şunu imzalayayım. Ver. Al. İyi günler. İyi günler. Mert. Mert. Aşırı planım var. Eyvah. Sana bir paket geldi. Öncelikle onu vereyim. Ha, şu faturaları falan gönderecekler bugün. O kadar kolay değil. Ne kolay değil oğlum? Bu paketi istiyorsan istediğimi yapacaksın. Allah Allah. Ne istiyormuşsun? Söyle bakalım. Yer değiştireceğiz. Ne yapacağız? Bir günlüğüne ben Mert Çalhan olacağım. Yer değiştireceğiz. Oğlum bir yürü git işine Allah Allah. Allah Allah ya. Beni beğenmiyorsun herhalde Mert Bey. Sarı şekerli oluyordunuz ama. Ulan ne alakası var Allah Allah? Aynı şey. Bu ayrı, bu ayrı. Nasıl ayrı ya? Ben senin arkadaşın değil miyim? Sen Mert Çalhan olmayı ne zannediyorsun? Allah aşkına anlatsana bana. Bir düşüneyim. Mert Çalhan olmak demek çok paran olması demek. Ama öyle böyle değil. Bayağı paranın olması demek. Yani onun da üstüne bayağı aşırı çok fazla paran olması demek yani. Ondan sonra aylak aylak Ece'nin peşinde dolaşmak demek. Sarı şekerle goy goy yapmak demek. Aşağı yukarı böyle şeyler. Bu kadar bu. Evet bu kadar. Bak kabul et. Yoksa keserim paketini. Ya lütfen. Ben az önce aydınlandım oğlum. Bak kız tavlamak için bu benim son şansım. Hepinizin tuzu kuru. Ben ne olacağım ya? Çok ihtiyacım var. Bir el atın zalimler. Ne olursun. Lütfen. Tamam lan. Ne tamam? Bana mı tamam? E sana tamam de. Hadi git Mert Çalhan ilan ediyorum seni bir günlüğüne. Tamam mı? Git Mert Çalhan olarak gör günümü şimdi. Ha, bana bak. Ece'den uzak dur ha. Saçmalama ya. Ece benim can dostum. Öyle şey olmaz. Ama fikrini değiştirmeyeceksin. Ciddisin değil mi? Ciddiyim oğlum Allah Allah. Git ne yapmak istiyorsan hiç karışmayacağım sana. Bu durumda sen de garson Ercan mı oluyorsun? Yok. Allah Allah. O kadar da uzun boylu değil herhalde. İyi tamam canım. Ben nasıl olsa zengin oldum. Manyak zengin oldum ya. Gideyim de. Alem Mert Çalhan görsün. Allah Allah. Hiç rahatsız olmuş ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne var? Ceketimiz yok. Ne olmuş yani ceketimiz yoksa? Utanalım mı? Ödünç alıyorum. Birazdan getiririz. Bir gün sonra. İyi tamam al. Kolay gelsin. Deli midir nedir ya? Günaydın. Günaydın. Bütçeler onaylandı. İmza atman gerekiyor. Ver bakayım. Bu arada annemin sana yaptıklarını duydum dün. Biraz acımasız davranmış. İşte bazen böyle olabiliyor. Hepimiz çektik. Ama keşke ben de olsaydım. En azından engel olurdu. Olur muydun gerçekten? Olurdum tabii Kerem. Biz dostuz, unuttun mu? Sağ ol. Şuraya. Bir de şuraya. Bir dakika kafamı karıştırma, okuyorum. Ha tamam, oku sen. Bu arada annemle aranızı düzeltmek için bir fikrim var benim. Öyle bir fikirle düzelecek iş değilim. Öyle mi diyorsun? Sen beni hiç tanımamışsın Kerem. Ben tek bir planla her şeyi değiştiririm. Hem dostlarımı da asla ve asla yarı yolda bırakmam. Ben önceden annemle konuşur, onu yumuşatırım. Hatta bak ne diyeceğim, ikinizi bir araya getiririm ben. Olur mu? Yani hiç iki medeni insan gibi oturup konuştuğunuzu görmedim. Benim hakemliğimle oturup konuşun, olur mu? Ya ben seni aklı başında bir insan zannediyordum. Süreyya Hanım'la ben aynı odada. 5 dakika bile durmaz o. Al işte aynı terane. Herkesin içinde aynı korku. Ya annem sosyetede bu imajı nasıl edindi zannediyorsun?
bir korku imparatorluğu kurdu ve yıllardır bunun ekmeğini yiyor. Gerçekte öyle bir insan değil ki o. Yufka yüreklidir. Vallahi benim bu şu ana kadar gördüğüm hep öyleydi. Ya ben kızıyım Kerem. Benden iyi kimse tanıyamaz onu. Sen cidden işe yarayacağını mı düşünüyorsun bunu? Düşünmüyorum Keremciğim, biliyorum. Bak şimdi sen bana güven. Bu akşam tüm centilmenliğini, tüm kibarlığını takınıp bize gel. Tamam mı? Annemle oturup konuşursunuz. Yani mutlaka bir ortak yol bulunur. Maksimum bir şart sunar, biz de kabul ederiz. Bir şans versen ne olur ha? Aa, mı inceledin sen de. Tamam, şuraya da at. Ben hepsini kontrol ettim zaten ya. Sen akşam geliyor musun? Onu söyle bana. Tamam. Yani nasıl olsa daha kötü olmaz herhalde. Tamam, anlaştık. Akşam bu işi hallediyoruz. Yalnız tek bir şartım var. Cansu'nun haberi olmayacak bize geleceğinden. Ben akşam sizin evinize geleceğim. Cansu'nun annesiyle konuşacağım. Cansu'nun haberi olmayacak, öyle mi? Ya Kerem, şimdi Cansu öğrenirse yani hızımı yavaşlatacak, anladın mı? Hem biliyorsun, uzun zamandır benim kardeşimle aram bozuk. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Senle annemin arasını düzelteceğimi öğrenirse sürpriz olmuş olur. Belki beni affeder ha. Ablası olarak rica ediyorum. Kardeşimle aramı düzeltmem için ne olur bana bir şans ver. Ya bak, ben sana yardım ediyorum. Sen de bana yardım et. Tamam, denerim. Tamam. Anlaştık. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kolay gelsin. Günaydın. Ne yapıyoruz biz bu sabah yazında burada ya? Ay ne yapayım? Çok canım sıkkın. Aa, niye? Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Evet, tabii ki. O zaman düş peşime. Ne oldu Uğur böceğim? Niye 100 metre koşusunu attın kendine? Dün Keremler'deydik. Annesi ve babası bize karşı olduğunu açıkladı ya. Aa, yeni bir Bedia Çalhan vakası. Ya seni o kadar iyi anladım ki Ece. O yüzden beni peşinden buraya sürüklemekle mükafatlandırdın. Çok sağ ol, teşekkürler. Ama yani ne yapayım? Ben de duramıyorum yerimde. Canım çok sıkılıyor. Senin ağzında bir şey mi var? Yok. Yok. Küçük bir iltihap oldu. Çiğnenebilen bir iltihap bu galiba. Sana inanamıyorum, sporda bir de. Ya ben mi dedim spor yapalım diye canım? Aa, ben sportif biri değilim ki. Ben yemek istiyorum. Ayrıca ben de bunalımdayım biliyorsun ki yani. Sen de haklısın. Sağ ol. Ne yapacağız biz Ece ya? Sevdiğimiz adamların aileleri bizi istemiyor. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum ki ya. Yani Mert üzülmesin diye elimden gelen her şeyi yaptım ama hiç fayda etmedi. Babası yüzümüze karşı tarafını seç dedi Kerem'e. E Kerem ne dedi peki? Ay ayrıldık deme sakın. Yok yok, ben Cansu'nun yanındayım dedi ama yani ben bunu nasıl kabul edebilirim ki? Şimdi ben arada kaldım, ne yapacağım? Ondan böyle bir şey isteyemem ki. Ailesi onun her şeyi. Başka bir yol bulmam lazım. O kadar iyi anlıyorum ki seni. Babaannesi de Mert'in her şeyi. Sırtımı dönerim, tek başıma yapabilirim falan dedi ama yani... benimle bile konuşmuyor. Ama bir şeyler saklıyor benden o. Ben hissediyorum. Yok canım, niye saklasın ki? Saklamıyordur değil mi? Yok yok, hayır hayır, saklamıyordur. Aslında bunun iyi tarafı da şey oldu yani... hiçbirimizin arasında yalan dolan kalmadı. Herkes her şeyi patır patır söylüyor. Yani böyle iyi bir tarafı oldu. Ece. Ya ne oldu? Ben... Ya şöyle oturalım mı biraz? Ay hayır, oturmayalım ya. Çok soğuk. Koşalım, hadi yürü. Bir şikayetiniz var mı? Her şey gayet iyi. Çok güzel. Eğer bir şey olursa hemen çocuklara söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Merhaba. Bu
bu tabakların hepsi aynı boy mu bunların? Hayır, değil. Ne kadar güzel gözleriniz var. Bakmayın, gözümü alıyor lütfen. Bu arada ben Çalhan, Mert Çalhan. Ne yapayım? Ne yapayım mı? Evet. Güzel. İyiymiş. O da iyiymiş. Sonra pişman olma da. Bu menüyle olmaz. Bu menüleri değiştirmek lazım. Ben çalışamam ki şimdi. Ne yapacağımı biliyorum. Efendim? Alo, ortak ne haber? Ortak mı? Senden son bir iyilik isteyeceğim. Ercan, ne diyorsun? Ya şu Oliva'nın menülerine bir el atar mısın? Benim hiç çalışasım yok yine. Yardım edeceksin değil mi ortak? Ercan, işim gücüm var Allah aşkına. Ne saçmalıyorsun sen? Ha, ben sana anlatmadım değil mi? Yer değiştirdik biz. Yer değiştirdiniz. Yer değiştirdik Mert'le, yer değiştirdik. Neyse, uzun hikaye, anlatırım sonra. Bu arada şu menü şeyini de boş ver. Ama telefona bakalık ol, tamam mı? Her an arayıp senden son bir iyilik isteyebilirim. Baş üstüne rahatsız. Görüşürüz ortak. Bak şu rakamlar açık değil mesela. Tamam mı? Bunları tamam. Daha açık şey olmuş. Gösterme, kan tutuyor beni. Bak, bak hala gösterir. Ambulans, itfaiye, itfaiye, ambulans. Bak bak, tipe bak bak. Çok fena, çok fena. Ha, ben öyle yapıyorum zaten değil mi Ercan? Doktor, hemen bir doktora haber verin. Hemen müdahale edin. Allah Allah ya, deli bu ha. Vallahi. Sen niye gülüyorsun be? Pardon. Allah Allah. Ben babaanneme gidiyorum, açtım. Hepsi bir cins ya. Ercan yok, Ercan değil, Mert. Kan tuttu, kan tuttu çok. Bravo Ercan, yap şovun, bravo. Bak, alkışlıyorum, bravo. Çocuklar, tansiyonum düştü, beni götürün. Beni götürün, götürün beni. Affedersiniz, sen gelme, sen arkadan gel. Affedersiniz, affedersiniz. Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsun. Boşanma davası açtım hatırlarsan. Sana karşı olan hislerimi yeterince açık ifade edemiyor muyum acaba? Bu gece eve geri dönüyorum ben. Bu gece Noel Baba'nın şu şömineden gelme ihtimali bile daha fazla. Hem bu gece eve geri dönüyorum, hem de sen bu boşanma sevdasından vazgeçiyorsun. İlahi. Sen sevdadan ne anlarsın ya? Bari böyle güzel kelimeleri ağzına sakız etme. Görürsün şimdi sevdadan ne anladığımı. Al sana sevda. Ne bu? Benim aldatıldığımın kanıtı. Bana bak. Ya bu boşanma sevdasından vazgeçersin ya da bunları gözümü kırpmadan magazine servis ederim, anlıyor musun? O zaman o çok değer verdiği Süreyya Koran adı da yerlerde sürünür. Bir de utanmadan dedektif tutup fotoğraflarımı çektirdin, öyle mi? Çektirdim tabii. Aldatıldım ben. Mağdur duruma düştüm. Gururum kırıldı benim. Ya bu sendeki özel bir yetenek mi, zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmak? Ya yıllarca yapmadığın kalmadı. Çocuk bile peydahladın. Cümle alem biliyor. Bütün onlar çok eskide kaldı. Ben tövbe ettim, özür diledim. Cemiyet önünde aklandım. Hem o çocuğu sen de kabul ettin. Ya bırak Allah'ını seversen eski şeyleri ısıtıp ısıtıp önüme koyma benim. Eskiden, eskiden öyle. Eskiden. Pekala. Ben öyle eski usul seviyorum.
Üşenmedim, gittim bunları bastırdım. Tarihlere de iyi bak, daha bir hafta olmamış. Al bakalım. Süreyya. Ya bir kere olsun. Bir kere olsun. Sus ve utan ya. Bu fotoğraflarla seni mahkemede öyle de bir güzel boşayacağım ki. Benimle o Levent yüzünden boşanıyorsun değil mi? O adamla beraber olabilmek için boşanıyorsun benden değil mi? Rica ediyorum. Çok rica ediyorum, daha fazla düşme gözümden. Hadi itiraf et. Levent yüzünden boşanıyorum de. Bana bak Metin. Şu kapıya iki tane adam diktim Kerem için. Şimdi senin de adını ekliyorum. Bundan sonra bu eve adımını bile atamayacaksın. Sevgilinle daha rahat buluşabilmek için mi? Senden boşanıyorum. Çünkü seninle geçirdiğim yıllarım cehennemdi. Anladın mı? Cehennem! Bitirdin beni. Hem de her gün. İçime oydun. Benden kalan ne varsa yok ettin. Sonra bir de baktım ki geriye hiç tanımadığım, hiç sevmediğim bir kadın kalmış. Ve bütün bunları bana sen yaptın. O yüzden boşuyorum seni. Anladın mı? Gel babaannem. Ben inerim oğlum, ben inerim. Geçmiş olsun Bediye Hanım. Sağ ol Şükrancığım, sağ ol. Ya ama itiraz istemiyorum artık babaanneciğim. Aman, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, yok, yok. Bir şey yok, yok. Ya bak babaanneciğim, bak çıkar beni buradan dedin, hastaneye eve getirdik. İtiraz istemiyorum. Hadi yürü, doğru yatağa. Mert, iyice çocuk ettin beni. Hadi yürü, gel. Ay, şükürler olsun. Evinize hoş geldiniz Bediye Hanım. Teşekkür ederim yavrum. Sen niye gülüyorsun ya Şükran, hayırdır? Bir şey var ama dur bakalım çözeriz biz bu işi. Oh. Sürpriz. Ay çocuklar, nereden duydunuz? Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz gelmekle. Geçmiş olsun Bediye Hanım. Hop 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 hop, bir dakika. Öyle öpmek falan yok. Öpmek yok. Babaannemin enfeksiyon riski hala devam ediyor. O yüzden böyle öpmek, koklaşmak, tokalaşmak falan yok. Baştan anlaşalım, tamam mı? Haklısın Mert'cim, düşünemedim. Bediye Hanım aramızda olsun da uzaktan izlesek de olur. Canım benim. Dur yavaş, 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 yavaş. Aslında. Tut elimi. Bu elimle tutayım seni ben. Tamam. Oh. Ben gidip bir hijyenik jel, bir maske falan alayım. Bu böyle olmayacak babaanne. Tamam mı? Peki. Kusura bakmayın kızlar. Biz babaanne torun böyle düşkünüz işte biraz birbirimize. Bilmez miyiz Bediacığım? Mert'in baş tacısın sen. Sağ olsun. Bebek gibi bakıyor babaannesine. Aferin. Şükrancığım, hadi çay servisine başla. Şöyle dostlarımla bir güzel çay sefası yapalım. Bediacığım, bir şeye ihtiyacın var mı? Biliyorsun benim evde kimse yok. Gece gündüz ne zaman istersen ara. Gelirim, yanında da kalırım. Eksik olma canım. Mert var yanımda, o yeter bana. Sağ olasın. Yani Mert erkek çocuk sonuçta. Gerçi nişanlısı geliyordur herhalde. Nişanlısı mı? Evet. Nasıl olsa aileden biri sayılır artık. Geçen gün bizimkilerle Oliva'ya gittik. Aradı, davet etti sağ olsun. Çok damar atmış. Çok güzel ağırladı bizi. Oo şekerim, sen çok şey kaçırmışsın. Mert o kızdan ayrıldı çoktan. Aa, ne oldu ki? Ailemize uygun biri değildi. Biliyorsun Mert benim bir dediğimi iki etmez. Yani gözümün nuru torunumu
Oliva'da çalışan bir kızla evlendirecek değilim ya. Onun için bitti o iş şekerim. Evet hanımlar, şu maskeleri alalım. Buyurun. Buyurun. Bunları takalım ki virüs bulaştırmayalım Bediye Hanım, değil mi? İlahi Mert. Şunları siz aranızda atabilir misiniz? Baş telefonu açıp geliyorum. Tamam yavrum. Sana da çok düşkünmüş belli. Doktor Bey. Mert Bey, iyi günler. Bediye Hanım nasıl, iyi mi? İyi, iyi, çok yerinde keyfi. Arkadaşları falan da burada zaten. Ha, ama enfeksiyona dikkat ediyoruz tabii ki. Hemşiresi yanında mı? Evet. Hastaneye kadar gelebilir misiniz? Babaannenizin sağlığıyla ilgili konuşmamız gerekenler var. Ne oldu doktor bey? Korkutmayın beni şimdi. Bir şey mi oldu? Bunu yüz yüze konuşsak daha iyi olur. Bir saate kadar sizi bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum ben. Babaanneciğim, benim Oliva'da ufak bir işim çıkmış ve onu halledip geliyorum. Tamam mı? Peki şehzadem. Ben de kendimi çok formda hissediyorum. Yani ama dışarı çıkasım yok. İyi, görüşürüz o zaman. Görüşürüz yavrum. Gel bakalım anneciğim. Süreyya annenin sana yatırdığı paralarla birazcık alışveriş yapalım. Aa, babası. Ne güzel sürpriz böyle. Senin yaptığın sürprizin yanında benimkinin lafı mı olur? Ne yapmışım ben ya? Hadi aç şu kapıyı da konuşalım. Metin, kucağımda çocuk var. Yürü, yürü, yürü. Dur, çocuğu bırakayım. Sen kim oluyorsun da benim karıma abuk subuk fotoğraflar gönderiyorsun lan? Ne fotoğrafı ya? Ben hiçbir şey yollamadım. Yalan söyleme lan! O kuş kadar beyninle beni kandıracağını mı zannediyorsun lan sen? Nasıl gönderirsin Süreyya'ya o fotoğrafları ha? Nasıl gönderirsin lan? Ya yeter! Yeter be! Ya iyice delirdin be! Manyak gibi bir şey oldun. Evet, ben yolladım Süreyya'ya o fotoğrafları. Oh canıma değsin! Sen araltı yerken niye? Ben söyleyince kötü oluyorum, öyle mi? Ya ben sana ne dedim? Gel yanımda ol, bir aile kuralım dedim. Ama sen... Sen dur Damet'im be, sen dur. Ben senin burnundan fitil fitil getireceğim her şeyi, duydun mu? Ulan ben seni... Bir şeyin var mı? Ya çekil şuradan be! Delirdin mi? Öldürecek misin beni? Ben böyle olsun istemedim. Çekil. Lütfen bir... Yaklaşma. Ne yapıyorsun lan? Defol git bu evden. Yaklaşma. Yaklaşma derim. Lan bırak, çocuğa gelecek. Ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Defol. Git buradan Metin. Çok merak ediyorsun çocuğu. İyi bak. Çünkü bir daha çocuğu göremeyeceksin. Bana bak. Biraz konuşalım. Metin defol, defol. Belki kocaman bir lambayla sokağınızı aydınlatamam ama suratınıza ışık tutabilirim. Senin ışığın bize yeter aşkı Tella. Yemin ederim her türlü ışığa yürüyorsunuz. Hemen bunu not almam lazım. Vay be. Peki size bir sorum olacak. Hangi tarz erkeklerden hoşlanırsınız? Sarışın, esmer, kumral. Sarışın, yeşil gözlü, etli dudaklı, dar omuzlu. Benden bahsediyorsunuz.
Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki siz? Sizin gibi böyle kolları kaslı olsun isterim. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok heyecanlandım galiba. Size özel ikramda bana bulunalım biz. Çok teşekkürler. Bekliyoruz. Peki isminizi öğrenebilir miyim? Şureyya. Şureyya mı? Yani, Ece. Sarışın mı, esmer mi? Ne? Ya kadınlarla ilgili bir anket yapıyorum. Hangi erkeklerden hoşlanırlar diye. Of Ercan ya. Sarı şeker mi, kara yağız mı? Söyle bakayım. Kumral, Mert gibi. Ayrıca sen onun ceketini mi giydin? Bir saniye canım. Çok ilginç bir cevap. Kumral, bugün ilk. Evet, onun ceketi. Çünkü Mert oldum. Daha henüz bir işe yaradığını görmedik de. Mert mi oldun? Hı hı. Yer değiştirdik bir günlüğüne. Bir dakika ya, bu adisyon defteri mi? Ta kendisi. Ercan ne yapıyorsun sen? Saçma sapan işler yapıyorsun. Adisyon defteriyle sipariş alınıyor bununla. Ya Mert Çalhan oldum diyorum. Hala adisyonla saçma sapan iş yapma diyorsun. Çalışmıyorum şu anda. Mert Çalhan'ım çünkü. Bütün imkanlarımı kız tavlamak üzerine kullanıyorum. Mesela şu an sipariş toparlıyorum. Bütün erkekler bir menüde toparlansa kadınlar hangisini tercih ederdi? O çalışmayı yapıyorum. Ne yapacağız biz seninle? Basit. Ya sorularıma cevap vereceksiniz ya da bana bir kız bulacaksınız. Şimdi 100 kişiye sordum, 90 popüler cevap aldım. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır mı? Hoşlanır. Ne hoşlanır? Hoşlanmıyorlar Ece. Öyle bir şey yok. Kadınlar adeneli, kaslı, kariyerli erkeklerden hoşlanıyor. Ötekilerden hoşlanmaz. Hoşlanılmayanlar da kendini komikliğe vurur. Durum bu yüzden. Mesela ben, bana bir kadın göster, gideyim sabaha kadar güldüreyim. Ama iş tavlamaya geldiği zaman balık gibi kalıyorum. Yani işin özeti, yakışıklı erkeklere yürüyorsunuz, komiklere sadece gülüyorsunuz. Durum bu. Ay Can, ne oluyor yine? Niye bağırıyorsun? Cansu. Sarışın mı, esmer mi? Benimki de soru. Sarışın tabii. Ercan, bak şuradaki müşteri saatlerdir garson bekliyor. Sen git ondan sipariş al, ben sana kız bulacağım be. Anlaştık. Aa, bu şey. Ney? Hani biz geçenlerde büyük çalhanlara yemek vermiştik ya. Orada Müberra mıydı, Suzan mıydı? O işte. Aa, o zaman ben ilgileneyim onunla. Tamam. Peki Cansu, neden sarışın? Bu kadın Bediye Hanım'ın arkadaşı mı? Yes. Gerçekten enfesti. O cheesecake rüyalarıma girdi resmen. Ben de geldim hem bir cheesecake yiyeyim hem de sen nasılsın göreyim dedim. Vallahi iyiyim. Nasıl alayım? Aferin sana. İşe de devam ediyorsun bak. Mert vicdanlı çocuktur zaten. Ayrıldın diye seni kapının önüne koymaz. Merhaba, ben Cansu bu arada. Cansu bir dakika. Ne ayrılması ya? Kim ayrılmış? Mert'le ayrılmışsınız. Bediye Hanım istememiş. Sizin siparişiniz neydi tam olarak? Ben siparişinizi alabilir miyim? Cansu bir dakika. Bakın hanımefendi, biz Mert'le... Evet, çok da yakışıyordunuz. Ama Mert de haklı, ne yapsın? Bediye Hanım ölümden döndü. Böyle bir şey isteyince yapılmaz mı? Ölümden mi döndü? Haberiniz yok mu? Kanser teşhisi koydular. Ameliyat oldu. Ya ama artık bu kadarı gerçekten yeter. Sen biliyor muydun Cansu? Biliyor muydun? Ece, Ece durur musun? Ece, lütfen dur. Ya niye durayım Cansu, niye? Ayaküstü 40 tane yalan söylüyorsunuz ya. Bıkmadınız mı yalandan dolandan? Doymadınız mı beni kandırmaya ya? Yetti be. Mert gerçekten ikinizin iyiliği için ayrıldık dedi ya. Bediye Hanım çok kötü durumdaydı. Ece ölmek üzereydi. Mecbur kaldığı için yaptı böyle bir şeyi. Peki sen? Sen niye yalan söyledin? Sen neye mecbur kaldın? Ya yemin ederim kabul etmek istemedim ama Mert çok yalvardı. Ne deseydim, ne yapsaydım? Söz verdim ben ona. Bana da bir söz versene Cansu sen ya. Sana bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim desene bana sen. Yapabiliyor musun? Ece lütfen, ben sen üzülme diye yaptım. Ne yapsaydım yani? Ne olur girme artık şu dolaba. Haklısın. Bu sefer susup oturmayacağım. Dur, nereye? Mert'e mi gidiyorsun? Hayır, Bediye Hanım'a. Ya Ece ne olur bu sinirle Bediye Hanım'a falan gitme. Cansu sakın beni durdurmaya kalkma. Yetti artık be.
Abi aç şunu ya. Evet doktor bey, raporlar duydunuz. Babaannenizin patoloji raporları geldi. Raporlar... Bir saniye, bir dakika. Evet, dinliyorum. Raporlar tertemiz. Tertemiz? Oh be. Ama? Ne ama? Bakın Mert Bey, anlayacağınız dilde ve açık konuşmaya çalışacağım. Bazı kanser türleri tekrara meyillidir ve oldukça saldırgandır. Maalesef Bediye Hanım'ınki bu türden. Nasıl yani? Tekrar mı edecek bu? Ben anlamadım. Ya hemen telaşlanmayın. Biz yineleme riskine karşı daha adjuvan, yani daha koruyucu bir kemoterapi uygulayacağız. Ancak bu Bediye Hanım'ın yaşı için oldukça yorucu ve yıpratıcı olacak. Ve bana çok iş düşecek herhalde. Doğru. Bediye Hanım'a size olan düşkünlüğünü biliyorum. Sizin de onun için elinizden gelen her şeyi yapacağınıza eminim. Ancak ben yine hatırlatmak istedim. Bediye Hanım için moral çok çok önemli. Anladım. Ben yine de anladığınızdan emin olmak istiyorum. Bediye Hanım'ı yaşatmak sadece bizim elimizde değil. Sizin de elinizde. Onu sakın üzmeyin. Ben ona gül gibi bakarım, siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Cansu. Şükür, neredesin? Hastanedeyim. Ne oldu? Ece her şeyi öğrendi. Nasıl her şeyi öğrendi? Ya her şeyi işte. Babaannenin hasta olduğunu, senin ayrıldık diye yalan söylediğini. Nereden öğrendi Cansu? Babaannenin bir arkadaşı geldi. Her şeyi bir bir anlattı. Engel olamadım. Şimdi çıktı, Ece babaannenin yanına gidiyor. Ne yapıyor, ne yapıyor? Durduramadım işte. Babaannenin yanına gidiyor. Bana da kızgın. Ya ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Bir şey yapman lazım. Tamam, kapat hadi, kapat.